yılın artık son ayının ilk işlem günü. Biraz zorlama bir romantizm katmış olduk ama Aralık ayı hoş geldin diyelim. 2021'in de umarım öncesi olarak güzel haberler getirir. Güzel bir son ay kapanışı yaşamış oluruz piyasalar olarak. Tabii piyasalarda son ayda pozisyonlar azaltılır, gelecek seneye dair stratejiler yapılmaya başlanır. Örneğin para gelişen ülke endeksine mi gidecek, gelişmiş endekslere mi, altına mı, petrole mi gibi birçok senaryo masada tutuluyor. Ama şu anda görünen o ki altın fiyatlarında bir zayıflama, endekslerde ise yukarı yönlü hareketin devam ettiğini görmüş olduk. Paratoner ekranlarında tabii çok fazla ilk kez sizlerle yeni isimleri de buluşturmuş olduk. Onlardan bir tanesi çok sevgili dostum ALB'den araştırma müdürü, ALB Menkul Emre Çayırlı olacak. Emre hoş geldin paratoner ekranlarına diyelim. Merhaba Murat, hoş buldum. Teşekkür ederim. 3. yılınız da kutlu olsun bu arada. Takip ediyorum sizi. Evet, sen 2 sene geriden geldiğin için, 2 sene sonra ilk defa yayına çıktığın için çok teşekkür ederiz. Bizim için çok önemli. Tabii kuruluşumuzun artık tamamlamış olduk. 2 seneyi ve 3. seneye girmiş olduk. Bakalım neler getirecek önümüzdeki sene. Emre, şimdi tabii küresel piyasalarda bugün risk iştahı oldukça yüksek olduğunu gördük. Dün özellikle Borsa İstanbul'da bir vade takas meselesi vardı ki VIOP'taki bu takaslar Borsa İstanbul'da aşağı çekmişe benziyor. Ama bugün bir toparlanmayı gördük hem küresel piyasalarda hem de borsalarda, bizim borsamızda. Ne dersin, bu iyimserlik devam eder mi küresel endekslerdeki? Dün açıkçası biraz daha kilitlenme ve kapanmaların olumsuz etkilenebileceği düşüncesiyle havacılık sektörü biraz daha geri çekti borsayı. Kar realizasyonu olduğunu gördük. Bankacılık sektöründe yine bir primlenme söz konusuydu. Orada biraz satışlar var. Ama genel olarak hala küresel çapta endeks tarafında işler olumlu gidiyor ve borsa endekslerinde seyir yukarı yönde. O yüzden bugün içerisinde eğer 1300 seviyelerin üzerine geçersek tekrar 1350-1360 denemeleri geldiğini görebiliriz. Senin de belirttiğin gibi artık 2020 yılının son ayına girdik. Artık biraz daha olumsuz gelişmeleri arkamızda bırakıp olumlu gelişmelere bakmak istiyor piyasalar. Aşı haberleriyle beraber zaten iyimserlik son dönemde artmaya başlamıştı. Emtiada yaşanan değer kaybıyla beraber endekslerde de yukarı yönlü hareket var. Aynı şekilde iç piyasada da son dönemde Merkez Bankası'nın faiz oranlarını yükseltmiş olması biraz daha bankacılık tarafında hareketlilik yarattı. İlerleyen dönemde 2021 yılı içerisinde para politikası bu şekilde devam ederse bu şekilde yabancı yatırımcılar da biraz daha BIST tarafında iştahlı olabilirler. Bununla beraber bir müddet daha iyimser tablo görebiliriz. Aralık ayı içerisinde de çok olumsuz bir gelişme olacağını düşünmüyorum açıkçası. Bu hafta enflasyon rakamlarını da alacağız. Yukarı yönlü hareketler biraz daha ön plana gelebilir. Kar realizasyonu gelirse de 1250-1260 gibi bölgeler şu anda destek alabileceğimiz alanlar. Yükseliş trendi üzerindeki hareket bu müddette sürecek gibi duruyor. Emre, aslında Borsa İstanbul'la ilgili de beklentilerini de açıklamış da oldun ama buraya birazcık daha bir parantez açmak istiyorum izninle. Bugün Pegasus, Sahol, Türk Hava Yolları, Tüpraş, Tekfen gibi hisse senetlerini görmüş olduk. Özellikle dün Moderna'nın aşısının %100 başarılı olduğuna dair haberler tabii ulaştırmayı, enerji sektörlerinin tüm dünyada olduğu gibi bizde de olumlu yönde etkiliyor. Borsada 1293 puanda. Ne dersin? Yani yılı sence biz nasıl kapatırız ve o beklenen Noel Baba rallisi bizim Borsa İstanbul tarafında da yeni rekorlara gösterir mi, yoksa 2021'in ilk çeyreğine kadar sabırlı olması gereken bir borsa yatırımcısı mı olacak? Ne dersin? Biraz daha sabırlı olması gerekiyor. Kademeli yükselişler devam edebilir ama özellikle havayolu taşımacılığı, havayolu ulaşımı tarafında buradan tüketim talebiyle beraber bir ihtiyacın ortaya çıkması gerekiyor ama bu dönem içerisinde gerek yurt dışındaki uçuşların yavaşlaması, gerek yurt içindeki uçuşların yavaşlaması bu noktada biraz kısıtlayıcı önlemler de negatif etki ediyor. Diğer taraftan enerji fiyatlarının uzun süredir düşük seyretmesi yine aynı şekilde enerji girdisi yüksek olan sektörlerde pozitif bir algı yarattı. Şayet bu durum devam ederse, petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü eğilim bozulmazsa o takdirde biraz daha iyimser bir tablo görebiliriz. Ama yıl sonu rallisi olacak mı? Bu sene çok emin değilim. Bu seneyi kazasız belasız biraz daha atlatabilirsek. Şu sene bitsin de rally'ye sonra bakarız diyorsun. Bu sene bitsin ya, rally 2021'in başından sonra yapalım, daha güzel olur. Çok haklısın. Yani bu yıl olmadık şeyleri yaşamış olduk. Umarım hani bunlar da bitmiş olur. Ama hani görünen o ki aşı haberleri piyasaları olumlu yönde etkiliyor. Bir ekstra dozaj da şu olabilir herhalde Emre. Amerika'da bugün işte az önce de haberlerimizde de aktarmış olduk. İşte uzunca süredir o beklenen yardım paketi görüşmeleri kongrede bir kez daha yapılacak. Tabii Trump'ın seçimi kaybetmenin vermiş olduğu bir motivasyon bozukluğu da var. Dolayısıyla belki 2021'de kalabilir ama görünen şu, ECB'den, FED'den ve Hazine Bakanlarından bir genişleyici hamle bekliyor piyasalar. İkinci ekstra herhalde dozaj bu olur değil mi olumlu anlamda borsalar için? Tabii kesinlikle. Şimdi zaten 2021'de göreve başlaması beklenen, eğer Trump koltuğu bırakırsa Biden Hazine Bakanlığı görevine eski FED Başkanı getirilecek ve bu Janet durumla Yellen beraber, evet, Janet Yellen getirilecek. Janet Yellen zaten güvercin bir merkez bankası başkanlığı yapmıştı. Oldukça geniş bir parasal genişlemeyle, faiz indirimleriyle sürdürmüştü. Aynı şekilde Amerika ekonomisinin toparlanması için bundan sonraki süreçte biraz daha hem maliye politikalarıyla hem para politikalarıyla desteklenmesi gerekiyor. Powell zaten sürekli olarak bunun altını çiziyor. Asya tarafına baktığımız zaman Japonya'da da aynı şekilde sizin programın başında da bahsettiğiniz gibi aynı parasal genişleme ihtiyaçları devam etmekte. O yüzden 2021'de biraz da Biden göreve geldikten sonra Yellen'la beraber hazine tarafında da parasal genişlemelerin, ekonomiye teşviklerin devam edeceğini görme ihtimalimiz yüksek. Önümüzde biraz kış, vaka sayılarında Amerika'da artış olabilir. O noktada ekonomiyi desteklemek için biraz daha adım atmak ihtiyacı var gibi duruyor. FED başkanlarının açıklamaları da aynı yönde. FED başkanları da şu an yapılan genişlemenin ekonomi üzerinde pozitif etki yarattığını belirtti. Ama bunun kesilmesi durumunda tekrar olumsuz tabloyla karşılaşabileceğinin her defasında altı çiziliyor. Bundan dolayı 2021'de parasal genişlemeler biraz daha devam edecek gibi gözüküyor. Buna özellikle Avrupa Birliği Merkez Bankası da eklenebilir. Bununla beraber küresel çaptaki bolluk hisse senedi endekslerinde illaki yukarı yönlü hareketlilik biraz daha ön plana geçecektir. Ama dolar tarafında belki biraz değer kaybı yaratabilir bu 2020'de. Evet, dolara ek olarak gelmiş olacağım ama bu çizmiş olduğun resimde önümüzdeki sene de bu likidite bolluğu ve aynı zamanda Janet Yellen'ın olası hamleleri piyasaları rahatlatacak gibi. Tabii şimdi parayı artık kadınlar yönetiyor dünyada. Biliyorsun ilk defa da ECB'nin başına Christine Lagarde gelmişti. Daha önce de ilk yaşamıştı IMF tarafında. Bu defa da Amerika'da da işte tarihinde ilk defa bir kadın gelmiş olacak hazinenin başına. FED'deyken de ilk kadın başkanı olmuştu Janet Yellen. Tabii piyasalar bu cinsiyetten ziyade yapacağı politikalar odaklanıyor. Az önce dedin ki Janet Yellen daha genişleyici bir para politikası sürdürmüştü. Amerikan faizleri çok düşük seviyede, tarih dip seviyelerde Yellen döneminde ulaştı. Nasıl bir hazine bakanı olacak ve piyasa dostu bir hazine bakanı mı geliyor? Sistemin içinde gerçi öyleydi, haksızlık yapmayalım. Sonuç itibariyle Amerika'da zaten ekonomik yavaşlama genel verilere baktığımız zaman 2018 yılından beri devam ediyor. Bu sadece Amerika için geçerli değil. Avrupa tarafında da, Japonya tarafında da aynı şekilde sanayi üretimlerinde bir düşme söz konusu. Enflasyon rakamları yine son 2 yıldır geriliyor. O yüzden bundan sonraki süreçte biraz da ekonomi dostu olunması şart gibi duruyor. Yoksa Amerika tarafında da Avrupa tarafında da 2021 yılı 2020'den daha derin resesyonla geçebilir. Bunun için de biraz daha hem sözlü yönlendirmeyle ağır basacak hem de piyasaya güven teşkil edecek isimler görev başına geliyor. Eskiden IMF başkanı yapmış olan Lagarde'ın ECB başkanı olması, yine aynı şekilde eski FED başkanının yeni hazine bakanı olması bu dönemde 2021'de gevşek para politikalarının devam edebileceğini gösteriyor ki İngiltere'de zaten negatif faizler konuşulmaya, tartışılmaya başlandı. Tekrar negatif faiz uygulamaları gündeme gelebilir. Böyle bir senaryoda piyasalar desteklenmeye devam edecektir gibi duruyor. Emre, 2 dakika sonra reklama gidiyor olacağız. Reklamdan sonra da seni 5 dakika kadar yine misafir etmek istiyorum izninle. Ama şunu soracağım. Az önce Kadriye Salih editörümüz ara ara doları ekrana veriyor. %90 seviyesine geldik. Borsa İstanbul küresel piyasalardaki pozitif havayı fiyatlarken dolar tarafındaysa dün Sayın Cumhurbaşkanı açıklamış olduğu tedbir haberlerini negatif yönde fiyatlıyor. Ne dersin? Kritik seviye olan 8 TL'ye doğru gider miyiz yoksa bu haber fiyatlaması mı? Dolarda biraz daha denge arayışı var gibi geliyor bana. Son dönemde oldukça volatil hareketler gördük. 8.50 bölgesi, 8.60 bölgesine çok hızlı yükseldik ve sonrasında gelen kadro değişiklikleriyle beraber ve faiz arttırımıyla dolar TL'de şu an bir denge arayışı var. Ama tabii ki bu 8 bölgesinde durulur mu? Bunu söylemek biraz zor. Bu biraz da aslında iç piyasadaki gelişmelere bağlı. şayet olumlu hava devam eder ve bahsedilen yapısal reformlar gerçekleşirse o takdirde dolar TL'de biraz daha aşağı yönlü eğilim görebiliriz. Bugün içerisindeki hareketlilik, evet senin de bahsettiğin gibi, dün açıklanan yeni kısıtlamalarla beraber. Çünkü her kısıtlama dünyanın her yerinde olduğu gibi ilk başta hizmet sektörünü zedeliyor. Hizmet sektöründeki yavaşlama da zincirleme olarak ekonominin tümüne sirayet ediyor. O yüzden dolar TL tarafında şu an TL'de biraz güç kaybı söz konusu. Ama bu durumun çok kalıcı olacağını düşünmüyorum. Biraz daha 8 bölgelerine doğru denge arayışı devam edebilir. Şu anda 7.85'teki direncin de üzerine geçtik. Ama 8.05, 8 bölgesinin üzerine geçilmediği müddetçe yukarı yönlü ataklar şu an için çok ön planda kalmayacak gibi duruyor. Bir de Merkez Bankası'nın bundan sonraki hamlelerini takip etmemiz gerekiyor. Tabii sadece Merkez Bankası değil, BDDK olsun, hazine olsun sürekli olarak yeni önlemler, yeni tedbirler açıklıyorlar. Swap hamleleriyle beraber yurt dışı işlem kanalları da açılmaya başlanıyor. Hı. Bankalar da biraz daha rahat tutuluyor. O yüzden dolar TL tarafındaki hareketler bence biraz daha denge arayışında, ama 8 liranın üzerinde çok kalıcı olmamız en azından Aralık ayı içerisinde için çok söz konusu değil. Merkez Bankası beklentileri de soracağım sana. Kurum olarak, halibe menkul olarak neler bekliyorsun? Kısa bir yere gidelim. Emre Çayırlı sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Devam ediyoruz Paratoner'e. ALB Menkul Araştırma Müdürü Emre Çayırlı ile birlikte olan sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Emre, şimdi tabii 7.91 seviyesindeyiz. Doğu Akdeniz meselesi de çok önemli. 11-12 Aralık'ta Avrupa Birliği Liderler Zirvesi olacak. Angela Merkel, Oruç Reis gemisinin dönmesini iyiye bir işaret olarak yorumlarken Stoltenberg tarafından bir açıklama vardı. NATO Genel Sekreteri, Doğu Akdeniz'deki gerilimle ilgili kaygılarım sürüyor dedi. Bunlar da tabii etkili oluyor değil mi? Jeopolitik risklerin artması da doları bugün biraz sanki yükseltti gibi. Tabii 2020 yılını konuşuyoruz. 2020 içerisinde çok fazla gelişme yaşandı ve en önemlilerinden bir tanesi de Doğu Akdeniz'de yaşanan olaylar. Bu kapsamda Doğu Akdeniz'deki Avrupa Birliği'nin tavrı TL tarafı üzerinde zaman zaman negatif etki yaratabiliyor. Ama bundan sonraki süreçte Avrupa Birliği ile beraber özellikle İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrıldığı noktada Avrupa Birliği'nin Türkiye olan ilişkileri nasıl şekil kazanacak, buna biraz odaklanmamız gerekecek. Akdeniz tarafında ise Avrupa içerisinde Fransa'yla yaşadığımız ilişkilerin nasıl bir boyut kazanacağı Avrupa Birliği'nde yapılacak görüşmelerde biraz daha ön planda kalabilir. Bu da dolar TL tarafında yukarı yönlü hareket yaratma potansiyeline sahip, ama çok kalıcı etkiler yaratabileceğini düşünmüyorum. Çünkü bu yıl içerisinde gerek arama gemilerimizle yaptığımız faaliyetlerde gerekse Akdeniz tarafında Libya ile yaptığımız anlaşmalarda biraz daha Türkiye siyaset bacağında ön planda kaldı. Biraz daha istediklerini yaptığı gibi gözüküyor. O yüzden bundan sonraki süreçte de yine Avrupa Birliği'nden herhangi bir karar gelse de bu yaptırımların ne kadar uygulama bulacağını takip etmemiz gerekecek. Eğer çok fazla kalıcılık sağlamaz, uygulama alanı bulamazsa o zaman dolar TL üzerinde de kalıcı bir etki yaratmasını beklemiyoruz. Ama tabii konum olarak jeopolitik risklerin ortasında bulunmamızdan dolayı etrafımızda yaşanan gelişmeler sürekli olarak TL tarafında bir değer kaybı yaratma potansiyeline sahip. Ama bunu özellikle iç piyasada yapacağımız gelişmelerle beraber hem Merkez Bankası'nın sadeleşmesi hem de bundan sonraki süreç içerisinde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından atılacak yeni ticari adımlarla beraber TL tarafında değer kazancı yaratılabilir 2021 yılı içerisine doğru. Peki bu anlamda bir yaptırım riski sence şu anda fiyatlamalar içerisine dahil mi Emre? Piyasa buna inanıyor mu? Borsada, TL bacağında, referans faizinde ve dolarda bu tabloyu görüyor musun? Şu anda faizlerin yüksek kalması zaten dış piyasada bir yerli piyasayı çekici hale getiriyor. O yüzden yaptırım kararları eğer gelir ve uygulama bulursa o zaman belki fiyatlara dahil olmaya başlayabilir, ama şu anda fiyatların üzerinde çok büyük bir etki yaratacağını düşünmüyorum. Daha çok günlük hareketlerde biraz daha reaksiyonlarla karşımıza çıkıyor. Ama tabii bu süreç içerisinde daha farklı bir şekil kazanır. Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz gerilmeye başlarsa o zaman fiyatlar içerisinde kalıcı olarak dahil olmaya başlar. Öyle bir senaryoda zaten 8'in üzerine konuşmaya başlarız. Bunu da çok istemeyiz. O yüzden bence Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz biraz daha ılımlı seviyede devam edecek. Burada Almanya'dan gelen açıklamalar da her zaman olduğu gibi Türkiye yanlısı olmayı sürdürüyor. Almanya'da aynı şekilde Türkiye desteğini devam ettirecektir diye düşünüyorum Merkel'le beraber. Bundan dolayı Avrupa Birliği'nin Türkiye için çok büyük bir yaptırım uygulamasını beklemiyorum açıkçası. Evet, şu an fiyatlamalarda dahil değil ama olduğu zaman 8 TL ve üzerinde bir fiyatlama görürüz şekilde konuştun. Emre, son olarak da Euro-Dolar paritesinde 1.1976'dayız. Pound'da bir toparlanma var. Dolar endeksi haliyle bu iki önemli paranın güçlenmesinden kaynaklı Amerikan dolarına karşı gevşiyor. Önümüzdeki sene nasıl bir küresel dolar bekliyorsun ve bizim Türk lirasına bunun yansıması sence nasıl olacak? Bir de ALB menkul olarak bu ayki toplantıda, Aralık ayı toplantısında Merkez Bankası'nın olası hamlesi ne olur? Birçok uzmana göre Merkez Bankası faiz artışlarına artık devam etmez. Çünkü bir şekilde ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini yakaladı. Katılır mısın? Ne bekliyoruz merkezden? Tabii. Merkez Bankası'nın her zaman piyasanın önünde olması gerektiği konuşuluyor zaten. Son dönemde biraz piyasanın arkasında kalmıştı ama en son toplantıda yapılan sadeleşmeyle birlikte ve faiz artımıyla piyasanın önüne geçilmiş durumda. Merkez Bankası bundan sonraki süreçte ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti olsun, piyasanın önünde durmaya devam edip piyasaya biraz daha şekil kazandırırsa bu takdirde faiz arttırımına çok fazla gerek kalacağını düşünmüyorum. O yüzden önümüzdeki toplantı biraz daha bekle gör toplantısı olabilir. Belki sadeleşme adımlarına dair yeni açıklamalar duyabiliriz. Ama 2021 yılı başlayıp Amerika'da özellikle kadro değişimini görmeden yeni adımların atılacağını gerek iç piyasada gerek dış piyasada zannetmiyorum. Aralık ayında biraz da bekleme potansiyeli yüksek merkez bankalarının. Avrupa Birliği Merkez Bankası buna dahil değil. Avrupa Birliği Merkez Bankası'nda belki biraz daha varlık alım programlarında limit arttırımı olabilir. Biraz daha yumuşak bir konuşma görebiliriz. Çünkü İngiltere tarafıyla yapılan görüşmelerden dolayı orada bir belirsizlik söz konusu. Dolar Yellen haberleriyle beraber son günlerde yavaşlamaya başladı. Tam değer kaybetmeye başladı. Bunun etkisini hem euro dolarda hem sterlin dolarda görüyoruz. Sterlin dolar 1.34 bölgesini zorlamaya başladı. Şayet 1.31 üzerine geçerse o zaman yeni bir senaryo ortaya çıkabilir. Aynı şekilde euro dolar paritesinde de 1.20 çok önemli. Özellikle son 3 aydır 1.20-1.16 arasında bir dalgalanma vardı. Ve 1.20 seviyesi de 2008'den başlayan düşüş trendinin geçtiği bölge. Şayet euro-dolar paritesinde de dolar zayıflaması sürüp 1.20 üzerine geçilirse o zaman 1.25'lere doğru bir hareketlenme olduğunu görme ihtimalimiz var. Evet, şu anda da 1.34'lerdeyiz. İrlanda Başbakanı bu hafta anlaşma gayet olası dedi. Bekleyip göreceğiz. Pound'a da olumlu yansıyor. Emre, çok teşekkür ederiz. Bir kez daha bu ekranlarda görüşmek temennisiyle diyelim. ALB Menkul Değerler'in araştırma müdürü Emre Çayırlı bu ekrandaydı.